Fireworks içerisindeki renk ile ilgili çalışmalarımızda şimdi kendimize ait bazı renk tonlarını oluşturarak devam edelim. Bu renk tonlarını görebilmek için öncelikle bir vektörel çizim oluşturalım ve bu çizim üzerine farklı renk kontrollerini gözlemleyelim. Öncelikli olarak Color palet içerisinde farklı standartlarla çalışabildiğimizde belirtmekte fayda var. RGB CMYK gibi farklı standartlarda renk kodlarımızı oluşturabiliriz. Şimdi bize sağlanmış olan araçlar yardımıyla nesnemiz seçiliyken kendimize özel bir takım renkleri oluşturabilmemiz mümkün. Bu oluşturduğumuz renkleri nümerik olarak da takip edebilir veya renk küpleri içerisinden seçimler yaparak Yine bu seçimler üzerinde istediğimiz değişiklikleri gerçekleştirebiliriz.